Tekrar merhabalar. Şimdi artık IoT kişisel bir deneyim oturumumuza başlıyoruz. Bununla ilgili sensörlerin ve IoT'nin hayatımızı nasıl etkilediğinden bahsetmek üzere Türkiye'de bu konuda öncülük eden isimleri davet ediyor olacağım. Burada paneli modere etmek üzere Verity Analytics kurucu ortağı Özgür Özlü'yü davet ediyorum. Teşekkürler Özgür. İyi öğleden sonra herkese. Şöyle bir gelecek hayal ediyorum. Öğlen yemeğini yerken bir sensör var üzerinizde. Yemek miktarına göre ya diyor ki 1000 adım at yemekten sonra, ya doktorunuz sizi arıyor aman dikkat et diyor, ya da direkt sana bir hastaneden ambulans geliyor. Yakında sanırım böyle bir geleceğe doğru gidiyoruz. Bugün de o geleceği konuşmak için 4 güzel konuşmacımız var. Cem Gülbey, Nuvia şirketinden, Mobilus şirketinden Özgür Deniz Önür Bey, Sade şirketinden Olcay Taysi Bey ve Verisun şirketinden Sadullah Uzun Bey. Buyurun. Hoş geldiniz. Ben şey diye başlayalım istedim. Önce herkes kısacık şirketlerini tanıtsın. Şirketleri sensör ekosisteminin içinde nerede onu konuşalım. Sizden başlayalım isterseniz Cem Bey. Nuvia Akıllı Enerji Teknolojileri'nin kurucu ortağıyım. Nuvia Akıllı Enerji Teknolojileri Türkiye'nin ilk akıllı oda termostatı olan Koza'nın yapımcısı. Kombi veya klima kullanan evlerde hem doğal gaz ve elektrikte tasarruf hem de bu cihazların cep telefonundan yönetilmesini sağlayan bir çözümün üreticisiyiz. Özgür Bey. Merhabalar, ben de Mobilus'un kurucu ortaklarından Özgür. Şu an yapmakta olduğumuz ürün aslında InVideo isimli bir bakıcı ve bebek kamerası. Ve temel yaptığı şey de şu, ortamın 24 saat kaydını alıyor. Daha sonra sunucu tarafında bir akıllı AI algoritmalarıyla diyelim, en önemli 2 dakikasını çıkarıp anne babalara sunuyor. Böylelikle anne babalar işte kendileri evde yokken ne olup bittiğini hemen anlayabiliyorlar. Sadullah Bey. Sadullah Uzun, Verisun Teknoloji. Biz de 2 dikeyde çalışıyoruz aslında. Akıllı şehircilik alanında faaliyet gösteriyoruz. Dikeylerden bir tanesi yolcu bilgilendirme sistemleri. Cep telefonundan otobüslerin durağa ne zaman geleceğini gösteren ve bir yere varılması gerektiği zaman nasıl giderim hizmeti veren altyapıyı sunuyoruz. Bir de akıllı şehir mobilyalarımız var, IoT tabanlı. Kentlerde parklara, bahçelere, meydanlara konumlandırılabilen hem şarj hem Wi-Fi hotspot hizmeti veren ama onun ötesinde de kent yönetimiyle alakalı hava kalitesi gibi, gürültü seviyesi gibi sensörlerle şehrin anlık durumunu merkeze ileten sistemler yapıyoruz. Hocam Bey. Ben de Sade Grup kurucu ortaklarındanım. Sade Grup bir şirketler grubu ve tek işi sensör üretmek. Hem donanım hem yazılım tarafında faaliyet gösteriyoruz. Dikey'de şuna özel diye bir çözüm yok. Tamamen horizontal'da yayılmış ve tüm alanlarda sensör ve gateway ihtiyaçlarınızı karşılayan bir platformu anahtar teslimi olarak bütün dünyaya üretiyoruz şu an. Evet. Ben biraz daha sohbet şeklinde devam edelim dedim. O yüzden bir takım sorular soracağım ama herkes istediği gibi katılabilir buna. Yalnız bir rica edeceğim, bir saat göremiyorum. Son 5 dakika kala biri bana haber verirse, çünkü ben hoca olarak konuşmayı çok severim. Herkes de eminim ki sever. Biz burada 3 saat konuşabiliriz. O yüzden bir sinyal rica ediyorum birbirinden. Şeyle başlayalım, yani sensörler şu anda da var hayatımızda, bir şeyler ölçüyorlar. Nasıl kolaylaştırıyorlar hayatımızı? Belki sizden başlayalım olacağı bir siz, çünkü çok daha her şeyi biraz daha yukarıdan görüyorsunuz. Daha horizontal yayıldığınız için. Oradan devam ederiz. Şimdi tabii ki sensörler hayatımızı kolaylaştırıyor ama doğru kullanılırsa ya da nereye takıldığı önemli, nasıl veri alındığı ve o verinin nasıl kullanıldığı aslında önemli. Yoksa sensör teknolojisi yeni bir teknoloji değil. Yani yıllardır sensör teknolojisi var ve hala hazırda kullandığımız sensörler de yeni üretilmiş şeyler değil. Tam aksine sensör teknolojisinde değişen şey şu, artık daha kolay adapte edilebilir oldular. Çünkü daha az enerjiye ihtiyaç duyuyorlar, daha akıllı mikroçiplerle donatılmış durumdalar.
Artı daha da önemlisi o sensörden aldığınız datayı doğru yere aktarmak, doğru bir yerde değerlendirmek için elimizde artık daha fazla tool var. Evet. Önceden bir tek kablo vardı elimizde. Evet. Başka da hiçbir şey yoktu. Evet. Ama şimdi onu aktarabileceğimiz zilyon tane farklı data aktarım çeşidi var. Aktardığınız datayı değerlendirebileceğiniz, analiz edebileceğiniz, bir takım algoritmalardan geçirebileceğiniz bir sürü tool'lar var. Dolayısıyla evet, sensörler aslında hani bugünkü panelin de konusu mutlu, sağlıklı, akıllı yapabilirler mi? Evet, çünkü sensörlerimiz akıllandı artık. Dolayısıyla biz bu akıllı sensörleri kullanarak kendi işimizi, kendi yaşantımızı daha akıllı hale tabii ki getirebiliriz. Evet. Peki bu akıllı sensör mesela örnek olarak Sadullah sen ne verebilirsin? Aslında burada şundan bahsetmek lazım. Ben Verisun Teknoloji 2011 yılında kurulan bir şirket. Onun öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketi İspak'ta çalışıyordum. İspak AŞ akıllı, o dönem akıllı ulaşım sistemleri alanındaydı. Şu an artık tamamen akıllı şehirciliğe kaydı. Bu alanda yaptığı çalışmalar doğrudan vatandaşa dokunan hizmetlere dönüştü. Bunun her zaman anlattığım en önemli projelerinden bir tanesi İBB Cep Trafik projesi. Bugün 4 milyona yakın kişinin kullandığı cep trafik uygulaması, sensörlerin son kullanıcıyla buluşması adına aslında çok önemli bir örnek. Çünkü cep trafik yapıldığı dönemde, yapılmadan önce işte 200-150-200 civarında sensör bir kontrol merkezine bağlıydı ve sadece orada trafik operatörlerinin, yöneticilerin kullanımındaydı. Ancak bu açıldıktan sonra artık vatandaş doğrudan trafiğin durumunu trafiğe çıkmadan görme imkanına kavuştu. Hani bugün geldiğimiz noktada 750'ye yakın sensör var İstanbul'da sokaklarda. Bunların bir kısmı radar tabanlı sensör, bir kısmı Bluetooth sensörü, bir kısmı görüntü işleme sensörü ve bir İstanbullunun yola çıkmadan önce gündelik planını yapmasında aslında çok büyük görev ifa ediyorlar. Bu otomobil kullananlar için, toplu ulaşım kullananlara baktığınız zaman orada da 6000 otobüste sensörler var. Bunlar anlık olarak otobüs konumunu merkeze iletiyorlar ve bu da toplu ulaşım kullanan İstanbulluların otobüslerinin durağa ne zaman geleceğini görmelerini, zamanını ona göre planlamalarını sağlıyor. Dolayısıyla sensörler aslında vatandaş açısından baktığımız zaman hayatı kolaylaştırıyor. Cem, senin yani gördüğün örnekler nedir? Sizin şirketin yakın olduğu örnekler nedir bu konuda? Biraz daha açıklayalım. Yani yaptığımız işle de bağımlı bir örnek vermek isterim aslında. Sonuçta bizim Koza akıllı oda termostatının yaptığı en temel şey evdeki sıcaklığı ölçmek. Evdeki sıcaklığı ölçerek insan olarak yapamadığınız bazı şeylerin çok daha kolaylıkla yapılabilmesini sağlamak. Ama sıcaklık ölçmek bir sensör kullanmasak da insan vücudunun yaptığı bir şey mesela. İnsan vücudunun sens ettiği şeye göre, ölçtüğü şeye göre işte evde klimamızı nasıl çalıştıracağız, kombimizi nasıl çalıştıracağız kararlarını da verebiliyoruz. Yeri geldiğinde işte üşüdüm veya işte çok terledim gibi tepkiler de verebiliyoruz. Dolayısıyla bu zaten yapıyor olduğumuz ve yaptığımız şeyin sonucuna göre verdiğimiz kararları yeni sensör dünyasıyla, işte sensörler bizi daha mutlu yapabilir mi sorusuna belki cevap olarak, evet, yani bizim bunları birebir ölçmek, vücudumuzla hissetmemiz yerine çok daha ucuz, çok daha her eve, her cihaza girebilen bazı cihazlar olmaları vesileyle insanları uğraştırmadan çok daha kolay, pratik bir şekilde yapabiliyoruz. Şu anda evde sıcaklığı ölçtüğümüz bir alet olmadığı zaman, aletin ne olduğu hiç önemli değil ama hani sıcaklığı ölçüp onun ne olduğunu bilmediğimiz zaman bazı varsayımlarla kendi tecrübelerimizle hareket etmek zorundayken artık bunları her evden, her ortamdan ölçebilir, gözlemleyebilir, uzaktan takip edebilir, yorumlayabilir hale geldiğimizde insanlar için hem çok daha konforlu
hem de o konfordan herhangi bir ödün vermeden de çok daha verimli olacak bir hale getirmek mümkün aslında. Evet. Çok güzel. Sabah diğer salonda Cem Boyner'in bir sunumu vardı. Image Recognition'dan bahsetti ve bunun ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Sanırım sizin bu InVideo'da yaptığınız işlem bu. Nasıl yapıyorsunuz da uzun bir videoyu hani kısa bir hale getirip ebeveyn için çok yararlı bir hale getiriyorsunuz? Orada neler oluyor? Anlatayım. Aslında önce şöyle kısa bir başka bir şey söylemek gerekirse bence de bu sensörlerin çağımızda bu kadar öne çıkmış olmasının sebeplerinden biri de ya sensörün kendisinin akıllı olmasından ziyade connected olması. Evet. Yani sonuçta sensör orada bir tane köşede durup üstünde 30 derece yazması aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Ama bütün bu veriler merkeze geldiğinde bir merkeze belki 1000 farklı yerden aynı veri geliyor ve bu verilerin bir anomali olup olmadığını anlamak çok kolay. İşte bulutta bunu analiz ederek. İki, ona göre bir aksiyon almak da kolaylaştı artık. Bizde de mesela şey söyleyecektim aslında. Bir görüntü aldınız diyelim kameradan. Bizde de işte sıcaklık sensörü de var kameranın içinde. Mesela şöyle bir veri var diyelim. Biz analiz ettik. İşte bebek belli bir dönemde uyuyamıyor evde. Sonra baktık ki aslında o dönemde sıcaklık da belli bir şeyin üstüne çıkıyormuş mesela. Yani böyle birden fazla sensörden alınan dataların korele edilmesi de aslında çok anlamlı sonuçlar doğurabiliyor ve biraz da güç oradan da gelmeye başlıyor. Bizim sorunuza gelince biz aslında şey yapıyoruz. Şu an tanımladığımız 4-5 tane önemli olay diye söylediğimiz kavram var. Mesela işte evde bir insan yüzünün görülmesi bir olay. Bir de sistemin daha önce tanımadığı bir insanın yüzünün görülmesi daha da önemli bir olay. Bu var. Bir de gelen sesleri analiz ediyoruz. Mesela bu seslerin içinde bir bebek ağlaması var mı yok mu onu anlıyoruz. İşte bebek ağlaması varsa çok önemli bir hale geliyor tabii. Aynı zamanda işte bebeğin yüzüne bakıyoruz mesela. Gülüyorsa gülüp gülmediğini anlıyoruz. Güldüğü, mutlu olduğu bir an. Hani hep fotoğraf, bu anların fotoğrafını çekeriz ya. Ya işte bu önemli bir an deyip yakalıyoruz. Yani böyle 4-5 tane önemli olay diye tanımladığımız şey var. Bunları bulduğu anda alet hepsini bir araya getirip bir video oluşturuyor. Böylelikle işte anne babanın işini kolaylaştırmış oluyor. Ama yani burada önemli olan şu, artık birden fazla sensörden alınan verilerin ortak yorumlanması sayesinde çok daha anlamlı şeyler elde edilebiliyor. Mesela son bir örnek vereyim. Bu yaşlı bakımı konularında işte genelde mesela düşmesi önemlidir yaşlının. Düştüğünde hani alarm çalması lazım. Ama bunu genelde işte vücuda giyilen sensörlerle yapılır bu tip şeyler. Diyelim bir bileziğiniz var mesela. Adam düşerse o bilezikteki ivme değişikliğinden şeyi anlarsınız. Ama aynı zamanda işte bu insan bir maç izliyor olabilir. İşte tüh gol kaçırdı diyebilir, sen düştü zannedebilirsin. O yüzden yanında bir de görüntü sensörü olduğu zaman doğrulamak ve sensör verisini birleştirmek çok önemli. Evet. Yani çok ilginç şeyler var, örnekler var. Bir taraftan da şey diye düşünüyorum. Yani bunlar hepimiz konuşuyoruz, hepimiz duyuyoruz ama ne kadar yaygın? Veya şöyle diyeyim. Hani mesela şu anda kaç kişinin evinde sensör var? Bir el kaldırabilir misiniz? Evinde sensör olan insanlar var. Sensör olup olmadığını bilen insanlar. Var biraz ama salonun hepsi el kaldırmıyor. Hani kaç yıl sürecek? Nasıl daha yaygınlaşacak sensörler? Ne durumda herkes daha mutlu olacak diye düşünelim. Aslında ivme çok hızlı ilerliyor. Yani bize göre çok hızlı ilerliyor. Çünkü erişilebilirlik günden güne kolaylaşıyor. Erişilebilirlik kolaylaştıkça da adet olarak artıyor. Hani biz kendi adımıza dünyadaki ilk 10 büyüklükten biriyiz. 1.4 milyon connected sensör yönetiyoruz bugün itibariyle. Dünyadaki 7. büyüklük. Dolayısıyla işte Gartner'ın bir raporu var. 2020 yılında 50 milyar device'tan bahsediyor. İşte bugünkü tarih connected device sayısı 2020 50 milyar oranladığınızda çok hızlı bir ivmeyle, bir patlamayla büyüyeceğini görüyoruz. Tabii burada Türkiye bu işin neresinde kalır, ne kadar patlama buraya etki eder, Avrupa, Amerika, Asya, Çin bu arada IoT ile ilgili önümüzdeki 2 yılda ciddi ürünler ortaya koyacak. Henüz daha anlamadılar, kopyalanacak çok fazla ürün yok piyasada ama önümüzdeki 2 yıl içinde onlar da sahaya çıkacaklar. Dolayısıyla ben tahmin ediyorum ki önümüzdeki 2 yıl içinde daha hızlı, sert bir ivmelenme olacak diye düşünüyorum. Sadullah, mesela sen 6000 otobüs dedin değil mi? Kaç tane otobüs var şu anda İstanbul'da biliyor musun? 6000. Tamamında var. Hepsinde var yani sensör. Tamamında var. Hepsinde peki, var sensör. Peki İstanbul'da şu anda İstanbul Belediyesi'nin sensör koymak isteyip de koymadığı yerler var mı? Ne tür, yani mesela ne yakın gelecekte neler görebiliriz?
Yani kent yönetimiyle alakalı aslında çok büyük bir kentten bahsettiğimiz için özellikle bu trafik ölçüm sensörüyle alakalı şu anki sayı artırılabilir. 736 tane sensörden bahsediyoruz ama 3. köprü geliyor, yeni yollar geliyor. Dolayısıyla bu sayı zaten artacaktır. Mesela yol zeminine konulan yine İSPAK'ın yaptığı buzlanma algılama sensörleri var. Bunlar da kışın birçok vatandaşın farkına varmadığı ama yine hayatımızı kolaylaştıran bir iş yapıyor. Yolun buzlanmakta olduğunu algılayıp ekiplere haber veriyor ve oraya solüsyon atılmasını nerelerde sağlıyor. Nerelerde var bunun? Kaç tane var bunlardan? Bu sensörüyle ilgili sayıyı bilmiyorum ama bu trafik ile alakalı 736 sensör, 500 küsür de trafik kamerası var. Ama bütün bunlar önümüzdeki zamanda, önümüzdeki günlerde sayısı çok artacak aslında adetler. Şöyle bir şey var, hani sayı ne kadar artacak, hayatımıza sensörler ne kadar girecek sorusunda bunun aplikasyonları bir şekilde planlama yaparken de çok işime yarayabiliyor. Ama bu sensörde bir de sıcaklık ve hava kalitesi de var bu tartıda. Evet. Şimdi baktığınız zaman bunlar şu anda herhangi bir işe yaramıyor. Yani ben anlık olarak evime bağlanıp sıcaklık nedir diye bakmıyorum. Ama burada COSA'daki gibi bir entegrasyon çok anlamlı olabilir. Veyahut da hava kalitesindeki değişimi mesela incelerken bir arkadaşım dedi ki iki gün önce sizde misafir mi vardı? Nasıl algıladın? Dedi bak iki gün önceki hava kirliliği daha yüksek. Evet. Yani dolayısıyla mesela buradan bir güvenlik çözümü üretilebilir. Öyle sanıyorum ki zamanla yani bu veriler hem big data kapsamında analiz edildikçe ve farklı veriler farklı alanda işlendikçe hayatımıza daha çok girecekler. Peki maliyetin bu konudaki etkisi ne? Bu yaygınlaşmada maliyetlerin düşmesi de muhtemelen arttırıyor. Peki o maliyet azalışı da hızlı bir şekilde devam ediyor mu? Hazır. Yani bence ediyor. Özellikle biraz demin aslında onu konuşuyorduk arada, miktarla da ilgili bir yandan. Yani sen bir şeyden işte 100 tane üretebiliyorken ki maliyetiyle 100 bin tane üretebiliyorken ki maliyeti gerçekten çok büyük fark var. Ama bence de mesela işte demin dediğimiz gibi sensörler çok uzun zamandır ortada olduğu için aslında şu an sensörlerin önündeki şey engel diyeyim maliyetten ziyade kullanım alanı. Yani işte şöyle güzel işte mesela COSA gibi bir uygulama geldiği zaman yani sen adama desen ki ya ben evinde sıcaklık sensörü koyayım sana bir tane. Ya bana ne diyebilirsin. Ama bu sıcaklık sensörü senin elektrik maliyetini %30 azaltacak dediğin zaman o zaman herkes gelsin diyor. Yani aslında iyi uygulama olduktan sonra sonuçta işte mesela bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz ama bizim atıyorum kameranın içindeki sıcaklık sensörü $1 falandır. Yani zaten hani maliyet konu değil şu an. Önemli evet. Olan uygulama yani böyle herkesin ilgisini çekecek uygulamaların hayatımıza girmesi lazım. İşine yaradığı... Aynen. Evet. Yani sen Cem sen ne diyorsun? Yani oradan şöyle bir örnek verebilirim aslında. Şimdi mesela biraz önce dedik ki işte evdeki sıcaklığı ölçüyoruz. O sıcak ölçtüğümüz sıcaklığa göre bir karar verebiliyor olmak baş başına güzel bir şey. Yani bir ölçüm yapıp ona göre bir hani kombimi, klimamı nasıl çalıştıracağım bunun kararını veriyorum. Baş başına bir fayda var orada. Ama şöyle iki örnek daha verebilirim. Şimdi mesela evin sıcaklığını sürekli ölçtüğümüz zaman, bu biraz terazi örneğine de benziyor. O ev hakkında, o evin yalıtımı, işte camlarının nasıl olduğu, ne kadar güneş gördüğü, ne kadar eski bir bina olup olmadığına göre, o evin hem ısınması hem soğuması hakkında, soğuma trendleri hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Şimdi o elde ettiğiniz bilgi sayesinde, mesela o eve özel yorumlar yapabilir hale geliyorsunuz. Şimdi arada hani parantez içinde faydalı bilgi vermiş olayım. Bu kombi klima çalıştırma mevzusunda işte evden çıkarken kapatmam mı lazım, açık mı tutmam lazım? Böyle bir hani halk arasında bir tartışma konusudur hep.
İkisi de doğru değil. Olması gereken şey sizin evinize özel olarak o evin düşürülebileceği minimum sıcaklığı bulmak gibi bir ihtiyaç var. Şimdi bu insanın yapabileceği bir şey değil. Bu o evin analiz edilmesi lazım, ölçülmesi lazım. Bir datanın oluşması lazım. Hatta o data o kadar büyük olmalı ki farklı farklı evlerden topladığınızda artık o mahallenin hava şartları, o evin yalıtım durumu, o evin cephelerine göre evde kimse yokken evin düşmesi gereken minimum sıcaklık konusunda kullanıcıya bir yorum verebilirsiniz. Böylece o kullanıcının çok daha fazla tasarruf etmesini sağlayabiliriz. Şimdi sadece ölçüyor olduğumuz için kombi klimayı çalıştırma konusunda bir faydamız vardı bir. İkincisi uzun süreli ölçtüğümüz için o evin daha fazla tasarruf etmesi için başka bir fayda daha oluşturmuş olduk. Üçüncü bir faydadan da bahsedeceğim çok kısaca. Ben o mahalle hakkındaki bütün evlerin ısınma soğuma trendlerini biliyorsam, o mahallenin yaşam alışkanlıkları hakkında bir bilgi sahibiysem, artık o mahalleye elektrik veya gaz dağıtan şirketin ertesi gün o mahalleye ne kadar gaz veya elektrik vermesi gerektiği konusunda bile bir yorumda bulunabiliyorum. Böylece o kurumun artık arz talep analizlerini çok daha yüksek çözünürlükte yapmasını sağlayarak onun da işini, kendi operasyonunu çok daha doğru yönetmesini sağlayabiliyorum. Dolayısıyla hani sensörün maliyeti tabii ki hani maliyet boyutunda çok önemli ama o farklı seviyelerde sağlanan faydalarla o maliyet artık çok önemsiz boyuta evet. dönüşebiliyor. Bunun devlet veya dünya genelindeki faydası da henüz konuşmadığımız tabii, tabii. tarafları. Yani bu arada organik olarak da çok istediğim bir yere geldik. Hepimiz yani aslında bunun adı sensörler değil, veri bizi nasıl daha mutlu yapar. Hatta veri bile değil, veri analitiği bizi nasıl daha mutlu yapar olması lazım. Çünkü daha önce de konuşuldu bugün, hani sensörden veri topluyorsun ama veriden wisdom, veriden bilgelik çekmediğin sürece bir yere de gidemiyorsun. Peki orada nerede görüyorsunuz? Hem Türkiye'yi hem dünyayı. Yani veri toplamaya başladık hızlı bir şekilde ama veri analitiği, o veriden, o sensörlerden gelen verileri nasıl işliyoruz? Türkiye'yi bir yerde henüz göremiyoruz açıkçası. Çünkü Türkiye'niz o veriyi toplama aşamasında. Çünkü işte hani adı üstünde big data. Data big olursa ben bir şey yapabilirim. Yoksa iki günlük data ile ya da işte 3 aylık datayla bir mahallenin profilini çıkaramam. Dolayısıyla o datanın bir kere big olması lazım. Yani kendi adımıza biz mesela İspanya'dan bir örnek vereyim. Asansörlerin verisini yaklaşık 3 yıldır topluyoruz. İspanya'daki %80 asansörden veri topluyoruz. Ve bugün bir asansörcü kadar asansörün nerede arıza yapar, kaç kişi taşıdıktan sonra yapar, o kasnak kaç kere dönünce yapar, kaçıncı kata çok sık çıkar, her şeyini biliyoruz. Ve buradan inanılmaz servis faaliyetleri, işte reputasyonlar, yeni modeller, aklınıza gelecek her şeyi üretebiliyoruz. Dolayısıyla hani Türkiye nerede? Henüz veri toplama aşamasına girmek üzere. Çünkü verinin bir nitelik olarak big olması lazım. Bir de nicelik olarak da big olması lazım. Biz henüz o ilk evredeyiz ama yakın dönemde ne olur bilmiyoruz. İstanbul Belediyesi ile onun verilerine baktığın zaman o neredeyse onun analizi nerede? Yani şöyle aslında İstanbul özeline baktığımız zaman Türkiye standartlarının çok üstünde, dünyada da önemli sırada olduğunu söyleyebilirim. Yani veri toplama seviyesini çoktan açtı. Onun analitiği ve onunla ilgili aksiyon alma aşamasına gelmiş durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ki şu anda da akıllı şehircilikle alakalı hani akıllı şehir master planı çalışması yapmak ve bunu vatandaşın kullanımına daha aktif sunmayla ilgili çalışmalar yapıyor. Mesela adaptif trafik yönetimi. Hani kavşak sürelerinin artık eskiden bir trafik mühendisinin süreleri belirlemesiyle yapılıyorken artık sensörler kullanılarak otomatik yapıldığı bir dönemdeyiz. Ama burada bunun yaygınlaşması, bunun bütün kavşaklara konulması gibi hem işçilik hem de maliyet gibi kalemler gündeme gelmiş oluyor. Dolayısıyla İstanbul'u biraz ayrı değerlendirelim. İstanbul dünya standartlarında gidiyor. Türkiye'de de şöyle bir şey var. Yüksek farkındalık oluşmaya başladı. Bu hakikaten çok keyifli. Yani biz mesela Verisun olarak akıllı şehir mobilyaları yapıyoruz. Bunlar güneş enerjili direkler. Bu direklerin şu an iki ana fonksiyonu var. Bir tanesi
insanlar cep telefonunu şarj edebiliyor. Bir tanesi de Wi-Fi hotspot hizmeti sunuyor. Hani Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisinde artık en altta biliyorsunuz Wi-Fi ve şarj geldi. Hı hı. Günümüz insanına sunduğumuz modern çağın sebilleri bunlar. Fakat bunun bir sonraki adımında biz şimdi bu direklere, bunlar çünkü güneş enerjili istasyonlar olduğu için bir takım sensörler ekliyoruz. Bu sensörlere ilk anlattığımız zaman bundan bir sene, iki sene önce ihtiyaç duymuyordu. Özellikle Anadolu'daki belediyelerden hani gerek yok, biz sadece şarj ve internet istiyoruz diyorlardı. Ancak şu anda Elazığ'dan Malatya'ya, dönün Pamukkale'den Kocaeli'ne kadar belediye başkanı seviyesinde ben diyor bir dashboard görmek istiyorum. Hı. Ben masamda, odamda bu noktalardaki şeyi izlemek istiyorum. Kullanıcı dağılımını, hava kalitesindeki değişimi, gürültü seviyesindeki değişimi görmek istiyorum diyor. Niçin? Yine trafikten başladık, oradan devam edelim mesela. Bir noktadaki trafik düzenlemesinin, çok basit bir düzenleme bile olabilir, kavşak süresinin değiştirilmesinin oraya faydası oldu mu olmadı mı? Bunu ölçmenin yolu aslında önce sonrası analizi yapmaktan geçiyor. Evet. İşte dolayısıyla hava kirliliğindeki, gürültü seviyesindeki önceki dataya göre bir değişiklik varsa olumlu yönde, bu başarılı evet. olmuş demektir. Evet. Mesela bu trafikte de muhtemelen yine image processing önemli. Türkiye'de mesela biz o konuda neredeyiz, video sinyallerini inceleme konusunda? Aslında şimdi Türkiye'de asıl orada ne derler, driving force şey, savunma sanayi. Yani evet. sonuçta aslında ülkemizde uzun zamandır savunma sanayinde görüntü işleme yapan, güvenlik konularında çalışan firmalar var. Ve iyi bir yerdeler aslında. Hani dünyada sayılı görüntü işlemeci firmalar var Türkiye'de faaliyet gösteren. Biz mesela daha ziyade bunu son kullanıcıya, bu teknolojileri son kullanıcıya götürmeye çalışıyoruz. Orada da şöyle bir aslında temel bir engel var. En basitinden mesela bir örnek vermek gerekirse, işte evdeki standart ADSL'in upload bandwidth'i 700 kilobit Türkiye'de. Yani ortalama bu şekilde. Şimdi bu ne demek oluyor? Ben orada yüksek kalite video çekecek bir eve İşte veriyi işlemek için buluta çekmem lazım. En fazla iki tane kamera koyabilirim. Hmm. Ama mesela işte bu fiber ağlar falan geldikçe, o altyapı arttıkça burada tabii çok daha fazla imkan olacak. Bir de veriyi işlemek için ciddi bir işlemci gücü lazım. Onun da artık herkese açık olan işte bu Amazon'unki gibi, Microsoft'unki gibi cloud altyapıları startuplara önemli şanslar veriyor aslında. Hmm. Yani herhangi bir startup böyle çok fazla birkaç yüz dolar harcayıp ayda kendine ciddi bir makine parkı oluşturup verisini hızlıca işleyebiliyor. O anlamda bu tip altyapılar bize de yarıyor. Çünkü biz her zaman neydik? İşte yeterince insan gücümüz var da yeterince böyle bir altyapı kuracak paramız yok. Ama şimdi artık altyapı herkese açık zaten. Evet. O yüzden bence biz de hızlı bir ilerleme yoluna girebiliyoruz evet. yavaş yavaş. Cem, sizin veriyle olan şeyiniz, ilişkiniz nasıl? Yani muhtemelen belki hani video kadar çok veri şeyi, bandwidth'ine ihtiyacınız yok. Aynen. Neler yapıyorsunuz? Hatta ölçek olarak çok daha küçük verilerle uğraşıyoruz ama yani bu biraz önce saydığım faydaları işte data büyüdükçe daha farklı ölçeklerde o faydaları sağlayabilir duruma geliyoruz aslında. Olcay Bey'in dediği o açıdan çok doğru. Biz henüz daha büyük faydaları sağlamak için veriyi toplama aşamasındayız. Ama şu anda ev ölçeğinde, eve sağlanabilecek faydaları ölçeğinde o evlerden toplanılan dataları işleyip o eve özel neler söyleyebiliyoruz'u analiz edebiliyoruz. Evet, evet. Peki biraz ütopik biraz bir şekilde geleceğe baksak, hani ne gibi ilginç uygulamalar bizi bekliyor sensörler konusunda? Şu anda belki hani hayal bile edemeyeceğimiz belki diyeceğim ama biraz hayal etmeye çalışırsak neler var? Aklınıza gelen olacak mı? Yani aslında sensör teknolojisi olarak bakarsak hemen hemen ulaşacağı noktaya ulaşmış durumda. Şimdi sensörleri daha kullanılabilir hale getirmeye yönelik aslında çalışmalar yapılıyor. İşte daha az enerji tüketsin, bataryaya ihtiyaç duymasın, connectivity'si üstünde olsun, herhangi bir third party'ye ihtiyaç duymasın da hemen böyle bir havadan biz onun da falan... Biraz daha orada çalışmalar var ama hani ben kendi adıma şunu söyleyebilirim ki biz yeni bir temas kurduğumuzda bir alıcıyla direkt şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Biz dilediğiniz her yere ve her şeye sensör takabiliriz. Bunun içinde çocuk bezi de var, bunun içinde iş makinesi de var, bunun içinde jeneratör de var, bunun içinde kalp kardiyosu da var, işte annenizin kanındaki şeker oranı da var.
var 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 hiç yani sonu olmayan bir noktada şu an. Dolayısıyla bence sensör geleceği yere geldi. Bundan sonraki yine aynı yere geliyorum. Connectivity'yi daha stabil ve daha ulaşılabilir, daha erişebilir kılmak. Oradan da big data'yı beslemek aslında. Mesela Cem senin kafanda neler var? Kaç numara mikrofon? Yani ütopik tarafı deyince açıkçası beni korkutan tarafları var bu hikayenin. Çünkü yani tamam bir şeyleri ölçmek, bunun çok fazla olmasını sağlamak, o saydığımız faydaların hepsini yapabilecek duruma gelmek hepsi çok güzel, hikayenin çok güzel tarafları ama bir yandan da işin kişisel veri, güvenlik boyutuna da çok dikkatli olmak gerekiyor. Dolayısıyla hani böyle bir gelecek görüşü beyan ettiğim zaman genelde daha korkutucu senaryolar maalesef aklıma geliyor ama bu işin ütopyası diye baktığımızda da hayal ettiğim şey o dertlerin olmadığı şekilde o verileri toplayabiliyor olmak benim açımdan en ütopik hali olurdu. Şöyle örnek vereyim. Bir sensörün ölçtüğü herhangi bir şeyi sağlayacağı fayda kadar bilgi sağlıyorsa ve sadece sağlaması gereken kişilere sağlıyorsa ne güzel ama bunu biraz genellediğimiz zaman kişisel hayatlarımızı etkileyecek, negatif şekilde etkileyecek boyutları da gayet üretmek mümkün. Veri güvenliği konusunda da yani biraz şey düşünüyorum, siz ne kadar katılırsınız bilmiyorum. Hani 10 yıl önce Facebook gibi bir şey olacak, herkes her şeyini oraya koyacak deseniz insanlar olur mu ya derdi. 10 yıl sonra acaba veri paylaşımı konusunda nerede olacağız? Bu da ilginç bir şey tabii. Sen ne diyorsun Özgür? Bir öncelikle şeyi söyleyeyim. Hani bu ütopya konusunda bana çok şey gibi geliyor. Hani sağlık çok önemli bir konu. Ve aslında bilmiyorum Olcay Bey bunu yapabiliyor mu ama ne işte damarlarda dolaşan sensör var mı mesela? Hani her yere koyabiliyoruz dediniz ya. Öyle bir şey var mı? Çalışmaları var evet. MIT sadece bu konuya dedike bir kürsüsü var mesela. Sadece hatta bırakın damarı göz damarlarında çalışan bir şu an sensörden bahsediliyor. Tabii ki var. Ama ne zaman iner kullanıma onu bilmiyorum. Şu anda büyük iş kadar falan herhalde. Yani var şu an ciddi çalışmalar var. Evet. Mesela işte Samsung'un ve Apple'ın aynı anda çalıştığı bir göz lensi projesi var. Sadece bir basit lensin üstünde 4 ayrı çeşit sensörden bahsediliyor. Hani lens kullananlar açısından bence korkunç bir gelişme. Yani diyorum ki bu sensörler mesela sürekli bizi takip etse de hiç ne bileyim hatta gerekiyorsa işte gereken yere vücutta damardan gitse oraya ilacı da kendi şey yapsa bassa hani hiç böyle hasta falan olmasak doktora gitmesek ne güzel olur. Tabii tabii yani Jetsons bilmiyorum kaç kişinin yaşı yetiyor burada ama Jetsons diye bir yetkililer vardı. Öyle bir hayat gayet olmuş. Sen ne diyorsun sağ olun. Yani işin ütopik tarafı hakikaten bazen korkutucu olabiliyor. Orada denge önemli ve buradaki dengeyi de belki kuracak olan şey şu hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Yani akıllı şehir de overall'da baktığınız zaman insan hayatını kolaylaştıran, bir vatandaşın daha rahat yaşamasını sağlayacak vatandaşıyla konuşan şehir, akıllı şehirdir. Dolayısıyla mesela işin ütopik boyutunda olabilecek senaryoların ne olduğunu işleyen Black Mirror diye bir dizi vardı. 3. sezonu bitti zannedersem. Yani orada işte göz içerisine yerleştirilen sensörler gördüğünüz her şeyi aynı anda kaydeden dolayısıyla karı koca kavga ediyor. İşte sen böyle demiştin, ben böyle demiştim. Bir dakika diyor hemen televizyona gözündeki ve diğer datayı aktarıp 2 gün önceki kavganın şeyini izletebiliyor. Bu korkunç bir şey. Yani dolayısıyla bunun hayatımıza girmesi noktasında ütopik senaryolar bir tarafa şey konusu, kişisel verinin güvenliği konusu burada kritik. Onda da yani şunun bilinmesi lazım. İdareler sadece Türkiye'de değil, dünyada kamu idareleri veriyi kullanıyor ama Sadullah'ın verisi, Cem'in verisi olarak değil. Orada anonim bir data olarak kullanıyor. Çünkü o kalabalıklığın hareketini ölçmesi gerekiyor. Buradan nereye varılabilir? Mesela toplu ulaşımla ilgili anlık değişen rotalar belirlenebilir. Yani hiç kimse Taksim'e gitmiyorsa o gün Taksim otobüsünün kalkmasına gerek yok. Burada ne olmuş oluyor ama bizler de sensöre dönüşmüş oluyoruz. Bizim insanların hareketliliğinin de ölçülmesi lazım ki ona göre talep yönetimi yapılabilsin.
Yavaş yavaş kapatalım isterseniz. Son olarak söylemek isteyeceğiniz böyle bir kapanış şeyi var mı? Cem, senden başlayalım istersen. Var. Şöyle ki, sensörlerin hayatımıza daha çok girmesini sağlamanın hepimize birçok faydası var ama sensör başlığında bunu yaparsak bu insanlara çok rahat anlatamayacağımız bir hikayeye dönüşür. O yüzden burada benzer sektörlerin, dünyaların insanlarıyız diye bunun üzerine belki dokunmak arzum var. Bir sensörün eve girmesini ya da herhangi bir cihaza girmesini sağlamak yerine oradaki faydayı insanların hayatına sokmak belki ortak amacımız evet. olmalı. O ortak amaçta buluşabildiğimiz sürece de birçok farklı sensörü, teknolojiyi evlerimize, hayatlarımıza sokmak çok daha mümkün hale gelecek. Evet. Ben de aslında şeyi söylemek istiyorum. Daha ziyade belki ülkesel bir perspektifle. Hani bu konu çok hızlı ilerliyor dünyada. Hem verinin toplanması hem işlenmesi. O yüzden bir ülke olarak bu konudaki teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili bir genel strateji oluşturmak lazım bence. Bunu boş geçmemek lazım. Hı. Hani bir sürü endüstriyel devrimi ıskaladık. Aslında burada hani tekrar trene binmek için bir fırsat olabilir. Evet. Ülke olarak özenli politika geliştirmek lazım bence bu noktada. Sağ olun. Ben bu noktada gidişatı, gelişimi çok iyi, pozitif karşılıyorum. Bir de sensörleri ikiye ayırıyorum. Bir, ilkel sensörler ki onlar da hayatımızı çok kolaylaştırabiliyor. Yani mesela en yaygın kullanıldığı yerler lavabolar, tuvaletler. Hepimiz çok mutluyuz. Yani burada sabunu bile, musluğu bile dokunmadan hayatımızı kolaylaştırıyor. Bir de akıllı sensörler, yani veri üreten, merkeze gönderen sensörler. Bunlar her alanda olmalı, sayısı artmalı. Ama tek bir kriterle, tek bir prensiple hayatı kolaylaştıracaksın. Oldu. Yani yaşamın temelinde mutlu ve sağlıklı yaşarsak zaten o yaşam anlamlı aynen. kılınıyor. Geçenlerde Doktor Mehmet Öz'ün bir beyanı vardı. Bugün 50 yaş civarı olanlar doğru yaşarlarsa 100 yaşına kadar yaşama evet. potansiyelleri olduğunu söyledi. Bunun yarısı sağlıklı ve doğru beslenme, o sağlıklı besinlere daha kolay erişim imkanı. Diğer yarısı ise sensör ve gelişen teknolojiyle sağlığınızı izleyerek ona uygun hareket edebilmekten geçiyor. Dolayısıyla mutlu bir yaşam için biraz daha kendimizi ve etrafımızı evet. izlemek gerekiyor. Evet. O da sensörlerden geçiyor. Çok teşekkür ederim. Ben de Harari'nin bir Sapiens diye bir kitabı var. Onun son kısmından bir şeyle bitireyim. Harari diyor ki hani milyonlarca yıl geçti. Mutlu muyuz? Neredeyiz? Şey diyor, mutluluğun en önemli kısmı aslında insanlık ilişkileri ve yakın mıyız? Ben de sensörlerin bizi daha yakınlaştırmasını diliyorum. Böylece daha mutlu oluruz inşallah. Çok teşekkür ederim hepinize geldiğiniz için.